Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, sizlar bilan yana bugungi ma'ruzamizni boshlaymiz. Fanning, demak, qurilish va meliyatsiya mashinalari fanning navbatdagi ma'ruzasi Gunotner dinamik ishlovchi mashinalar va ularning hisobi. Sizlar bilan gaplashuvdik o'tgan ma'ruzamizda Gunotner statik ishlash mashinalari haqida gaplashuvdik. Gunotlarni, demak, o'sha og'irlik kuchi yordamida zichlaydigan mashinalarga statik ishlash mashinalar der edik. Ular demak o'sha metal g'ildirakli bo'lishi mumkin, pnevma g'ildirakli bo'lishi mumkin, kulachokli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqacha turdagi bo'lishi mumkin deb gapirdik, eslagansizlar bo'lsa. Eslagan bo'lsangiz, endi bugun demak o'sha dinamik zichlash mashinalari haqida gaplashamiz. Shunday ekan, bugungi ma'ruzamiz rejasi Gunotner fizik mexanik xossalari, Gunotner zichlash mashinalar mexanizmlari to'g'risidagi ma'lumotlar, mashinalarni sinflash, qo'llanish sohalari va vazifalari, mashina qo'yilgan umumiy talablar, dinamik harakatda mashinani tuzilishi va ishlash jarayoni, dinamik zichlash hisob mashinalarining demak oxirida hisobini ko'rib o'tamiz. Endi birinchi reja bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, Gunotlarning fizik mexanik xossalar haqida sizlar juda ham ko'p narsani bilasizlar. Bu haqida demak sizlar bilan juda ham ko'p gaplashganmiz. O'sha gunotlarning qanaqa turlari bor, ular qayerlarda qanaqa turda uchraydi, qurilish sohasida qanaqa turda gruzlardan foydalanamiz, qishloq xo'jaligi ekinlari ekkanda demak qaysi gruzlarda demak hosildorlik yuqori bo'ladi, qanaqa turdagi gruzlar qayerlarda uchraydi degan savollarga demak sizlar bilan javob beruvdik. Esingizda bo'lsa demak toshloq gruntlar bor, tosh aralashgan o'rdaro aralashgan torfli tuproq, qumli, supes va subnuli turlari eng asosiy ko'p uchraydigan turlari deb aytib o'tdik, eslaringizda bo'lsa. Endi ko'pchiligimiz tuproq bilan gruntni aralashtiraveradi, demak tuproq o'sha gruntning tarkibidagi kiruvchi o'sha gruntning bir turi ekan, sizlar buni bilasizlar. O'sha bu haqda sizlar bilan oldin ham gaplashuvdik. Gruntlarning demak uch xil turi bo'lardi: changsimon turi, loy turi bo'lardi yoki bo'lmasam loyqa turi hamda qattiq turi bo'lar edi, eslaysizlar bo'lsa. Demak ularning demak zichligi, namligi, bog'lanuvchanligi, o'tkazuvchanligi, singdiruvchanligi, yumshaluvchanligi, yopishqoqligi, ushlab turuvchanligi, zichlanuvchanligi o'sha gruntlarning asosiy xossalari hisoblanar edi. Bu gruntlarni sizlarga demak qayta-qayta demak aytaverishimizga sabab, sizlar bilasizlar o'sha qurilish mashinalarida eng ko'p demak foydalanadigan qurilish materiali sifatida o'sha gruntlar tanlanadi. O'sha gruntlar o'sha toshlar bo'ladimi, shag'allar bo'ladimi, shebellar bo'ladimi, qum bo'ladimi, supes bo'ladimi, tuproq bo'ladimi, demak qurilish sohasida eng ko'p qo'llanadigan demak qurilish materiali sifatida foydalanuvchi materiallardan bittasi hisoblanar ekan. Endi bu yerda demak o'sha zichlagichlarning demak sinflanishi haqida to'xtalgandik. Mana eslaysizlar, statik usulda sinflanishi demak bular demak temir g'ildirakli bo'lishi mumkin edi, eslaysizlar bo'lsa pnevma g'ildirakli bo'luvchi, bular tirkama turdagisi bor edi, uzular turdagisi bor edi hamda kulachokli tur bor edi, eslaysizlar bor-a? Demak tirkama turdagisi demak qayerlarda uchratiladi, o'zyurar turdagi demak statik tuzuvchi mashina qanday ishlatiladi va kulachoklisi qanaqa nimalardan tashkil topgan degan savollarga o'tgan ma'ruzada demak javob bergan edik. Bugun dinamik usulda zichlash mashinalari demak bular asosiy ikki xil usulda bo'lar ekan, ekskavator bazasida hamda traktor bazasida bo'lar ekan. Eng asosiysi demak shu ikki xil usulda bo'lar ekan. Endi statik usulda zichlash mashinasi sizlarda bo'lsa, bular demak mashinaning og'irlik kuchi yordamida nima qilinadi? Zichlash ishlarini amalga oshiradi. Endi dinamik usulda zichlash bo'ladigan bo'lsa, o'sha mashinaning demak o'sha zarb kuchi yordamida yoki bo'lmasa og'irligining zarbi yordamiga nima qilinadi? Zichlash ishlari amalga oshirilar ekan. Gruntni zichlash mashina va usulni demak tanlashda quyidagilar hisobga olish zarur bo'ladi. Mana gruntning turini demak o'sha hisobga olgan holda biz statik zichlashni yoki dinamik zichlashni yoki titratma usulida zichlash usulini nima demak tanlashimiz kerak bo'ladi. Bunga yoki gidromexanik usulda tanlash imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Qanaqa turlar demak gruntning turiga qarab zichlash darajasi va qalinligi, zichlash darajasi va qalinligini eslaysizlar biz o'tgan darsdan tushuntiruvdik-ku. Demak temir o'sha
Nima kerak esa inshootlarni qurishda, misol uchun suv tuvallarini qurishda, yoki masalan suv omborlarini qurishda, yoki masalan kanallarni, ko'tarma kanallarni qurishda qanaqa turdagi gruntlardan foydalanishimiz uchun va qanaqa darajada ishlashimiz mumkin bo'ladi degan savolga javob bering. Yoki bo'lmasam o'sha demak avtomobil yo'llarini qurayotgan paytda qanaqa ishlashimiz kerak bo'ladi, yoki bo'lmasam o'sha aerodromlarni ishlashtirishimiz qanaqa bo'lishi kerak. Unaqa jadval chiqib, sizda o'zi qiymatlar berildi. 98, 0.98'dan 0.1'gacha, yoki bo'lmasam 0.95'dan 0.98'gacha, yoki bo'lmasam 0.97'dan toki 1.02'gacha degan qiymatlar berildi. Sizda bor. Demak, mashinani ishlatish sharoitlari va ish unumdorligidan kelib chiqqan holda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Zichlagichlarning turlarini, ularning usullarini, demak ularning demak ishlatiladigan joylarni tanlashimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Xo'p, o'sha gruntni statik zichlaymizmi, dinamik zichlaymizmi, demak gruntning zichlash mashinaning samarali ishlashi uchun gruntning namligi 20%gacha namlik atrofida bo'lishi kerak. Deb aytuvdik eslaringizda bo'lsa, man bu yerda bergan ekan 18, 12, 18% atrofida demak namlik bo'lishi kerak. Yuqorida aytgandek, agarda gruntimiz o'sha kerakli bo'lgan namlikni ta'minlamaydigan bo'lsa, unda grunt nima qilmaydi? Kerakli bo'lgan zichlikka erishib bo'lmaydi. O'shaning uchun ma'lum bir miqdorda demak gruntda zich nima namlik bo'lishi kerak degan xulosa kelgan edik. Endi dinamik usulda zarb bilan grunt zichlash mashinalari haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana ko'rib turganlarimizdek, bu yerda demak o'sha ekskavatorga o'rnatilgan o'sha yükünü ko'tarib tashlash natijasida dinamik usulda zichlash ishlari nima qilinadi? Amalga oshirilar ekan. Xo'p. Endi ko'rib turganlaringizdek, bu yerda gruntni sirtdan, ya'ni statik dinamik yoki titratma usulida zichlashda maksimal zo'riqish ustki qismida yuqori bo'lib, chuqurlikka borganda esa nima qiladi? Pasayib boradi. Mana bu yerda mana rasmda keltirilgan bu narsa, demak o'sha yuqori, ya'ni o'sha zarb kuchi berilgan joy demak zichroq bo'ladi va o'sha zarb kuchi demak uzoqroq, zarb kuchi demak uzoqroq bo'lgan joy zichligi nima qilib boradi? Kamayib boradi. O'zi bizda zichlik deganda nima tushunardik? Zichlik deganda o'sha gruntning tarkibidagi g'ovaklikning yo'qolishini tushunar edik, to'g'rimi? O'sha har xil turdagi grunt bo'ladi, o'sha yuqorida aytib o'tdik-ku, grunt supes bo'ladimi, sugnelov bo'ladimi, yoki bo'lmasam o'sha toshli hudud bo'ladimi? O'sha gruntning tarkibidagi misol uchun havo zarrachalari demak qoldirgan g'ovaklik bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam suv zarralari qoldirgan g'ovaklik bo'lishi mumkin, yoki boshqa turdagi demak g'ovakliklar bo'lishi mumkin. O'sha g'ovakliklar qancha kam bo'ladigan bo'lsa, bu gruntimiz nima bo'ladi? Shuncha zich bo'ladi. Turadi. Grunt qancha zich bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha gruntning demak og'irligi ham shunga yarasha bo'lar ekan. O'shaning uchun demak zichlash ishlarini demak amalga oshirishimiz kerak ekan. Gruntni zichlash darajasi va zichlik uning chuqurligiga borib kamayishi kuzatish mumkin. Mana kuzatdik biz. Zichlikning yetarli va tarqalish zonalari demak paydo bo'ladi. Mana yetarli zonasi bor mana ko'rib mana zich qilingan joy va mana bu yoqda demak tarqalish zonasi bo'ladi. Bular demak yetarli bo'ladigan H, Y yetarli va H ya'ni tarqalish zonasi bilan nima qilinadi? Belgilab qo'yilar ekan. Endi dinamik usulda zarb bilan gruntni zichlash mashinalarining yuqorida aytib o'tdik turlari ko'p buning. Misol uchun o'sha ekskavator bazasida bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam kran bazasida bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam traktor bazasida bo'lishi mumkin deb aytuvdik-a. Demak, bu yerda mana ekskavator bazasidagi o'sha yukni ko'tarib turgan rasmni ko'rib turibmiz. Ma'lum masalan yukni demak yuqoriga ko'tarib, uning og'irlik kuchi hisobiga demak tushishdan, ya'ni zarb kuchidan foydalanib, gruntni zichlashda dinamik zichlash deb atalar ekan. Esingizda qolsin. Demak, yukni ma'lum bir masofaga, hozir masofasini aytib o'taman. Necha metrda qancha zarb beradi, qancha eniga, qancha bo'yga, qancha zichlaydi, bularni ham og'irligi qancha bo'lsa, qancha zichlaydi, buni ham aytib o'taman. Hozir demak, zarb kuchidan, ya'ni o'sha yukni demak ko'tarib tashlashdagi og'irligini demak tushunib hisobiga berilgan zarb kuchidan foydalanib, gruntni zichlash, dinamik zichlash deyiladi ekan. Statikda esa boshqachadan, eslaringizda bo'lsa, u yerda o'sha mashinaning og'irligining hisobiga, eslaringizlar-a, va bu yerda o'sha
zərb küçünün xüsabıqa demək zışlış əməli aşırış kərək ikən. Qrotna zışlaş boyunca alıngan malumatlar şunu qoşatdır ki, mənə mənə yük oladı ki, mənə 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 yük. Qoşa qötəb təşkilənətiyə yük yök olsa, mənə mənə bir dək, mənə mənə yük. Mənə şu yük 4 tonla oladı yəni bosa, bizə primerin 4 tonla oladı yəni bosa. Demək, optimal nəmlik iyiyyə boyunca qrotna zışlaşdə, optimal namlik deyəndə sizlər bilən gəpləşirik. Demək, oşə qrupun namligi 12-18% da namlikə yetişən olması kerak. 12-18% namlik olması kerak deyirdik. Bunu biz optimal namlik deyirdik. Demək, zışlaşdə onun təsiri 3.1 metr diametrə qədər tarqalır. 3.1 metr diametrə deyən, məsəl üçün mən sizə demək, mana oşə iş cihaz, yəni oşə 4 ton ağırlıqdakı demək, 4 ton ağırlıktaki yük demek zərb gücü bilan taşlardı ve onun demek təsir gücü 3.1 metr diametre geçen ağırla təsir kıladı. Fakat yine bir yerde bir tane sen nazar tutuşken bu gücünün uşa taşlarken yükünün demek geometrik kurunuş kanaka. Yani 4 tonla bu gene ki her kul geometrik konuş diye borçum. Mesela can silindir sumağın borçum ki yok ki mesela kvadrat sıfat borçum ki yok ki mesela ne madde turba ki okşayan borçum ki mesela bu tubra taş ki okşayan borçum. O şey neyse yani bir de makas kere kolada nazarda tutuluşu gerek bolar iken. Yani de 2,5 metredeki demek zışlığı demek 1,6 tonla metr kubunu təşkil kılar iken. Bu ne demek? O şey zərb verilgen joyda 2,5 metr atrafı da diametr bola diyen bu zaten o şey atrafıdaki zışlık demek 1,6 tonla bola da 1 metr kubda diyetti. Yani sizler bilirse gruntun o şey zışlığı da gelip çıkan halda gruntun kanca demek qovaklik, qovaklik meseleden gelip çıkan halda onun maske gelip çıkadı. Zışlık, zışlık ne bilesle oşa 1 metr kubge kança ağırlıkta grunt borçlu mümkün deyenden demek bunu zışlık yapacağız. Demek ro ten oşa misal üçün 2,5 metr kub, kim olsam 1,4 metr kub, kim olsam 2,8 metr kub deyip bize ro'nu belgeleyelim zışlık ne? O zışlık oşa demokladı ağırlıkların yokluğundan kep demek zışlık aşırı mümkün. Oşa kette kette ağırlıkları boğayan kesekle olayım. Ağırlıkları boğayan bar numara boğayan bu şey 1 metr kubli gerçek değil mi? Arzımayan ağırlıkta tolup borçlu. Demek bu zışlık kem. Sopla. Eğer zışlık kette boğayan demek bu yerde ağırlıkların yukarı boğayan iken. Mana mana bu yerda demak rasmda mana ko'rsatib turibdi, ma'lum bir yukni demak o'sha kerakli bo'lgan joyga demak tashlayapti mana kerakli bo'lgan zichlikka erish uchun zichlashning tarqalish zonasi deb demak grupning zichlanadigan sirtdan uning chuqurligicha bo'lib zichlanishning tarqalish va o'zgarish qatlamini aytiradi. Yuqorida mana bu yerda demak rasmda keltirilgan mana mana bu zona mana zichlik zonasi deyiladi. Demak o'sha zichlangan o'sha yuk tashilgandan toki yuk ta'sir qilish darajasiga yetib borgan joy demak zichlanish zonasi deymiz bizga. Bu zona o'sha yukning turidan kelib chiqqan holda, o'sha yukning mana-mana yukning demak o'sha geometrik turidan kelib chiqqan holda, yukning og'irligidan kelib chiqqan holda, yoki bo'lmasam gruntning turidan kelib chiqqan holda har xil bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Agarda yuqorida aytib o'tganimizdek konus simon, ya'ni nima deydi? Uzunroq ekimizda konusimon demak yuk bo'ladigan bo'lsa bu chuqurroq botishi mumkin. Yoki bo'lmasam yapaloqroq to'rt burchak yoki bo'lmasam boshqacha demak yer bilan o'sha grunt bilan qislash yuzasi katta demak maydonga ega bo'lgan o'sha yuk bo'ladigan bo'lsa bunda tarqalish zonasi nima bo'lishi mumkin? HT kichikroq bo'lishi mumkin. Agarda HT katta bo'ladigan bo'lsa unda yukning o'sha geometrik turu demek boshqacharoq ekanligini bize bilamiz. İlmi tahlillar shuni ko'rsatadi ki demek katlavan. Katlavanni bilasizlar ha? O'sha nimaning qazilgan grupning demek tepasi. To'g'on, transhe, boshqa gidrotexnik inshootlar qurilishda demak mo'ljallangan joylarda grupni zichlash uchun uning zichligi
1.45 dan to 1.8 tona metr kubgacha bo'lishi talab qilinar ekan. Endi sizlar bilasizlar o'sha gidrotexnika, demak, qurilishda o'sha tovonlarning suv o'tkazuvchanligi, o'tkazmaslik qobiliyati, o'sha kanallarning yon devorlarining zichligi, yoki o'sha kotlovanlarning tubining demak zichligi suv shimirishini oldini olish uchun, to'g'rimi? Demak, talab darajasida bo'lish kerak. Bu talab darajasi mana aytayapti 1 metr kub joyda, demak 1.5 tonna atrofidan toki 1.8 tonna atrofigacha zichlikda, demak nima qilish kerak? Bo'lish kerak degan talab qo'yilgan ekan. Mana mana bu yerdan o'sha zichlik zonasi keltirilgan, demak rasm keltirilgan, mana ko'rinib turibdi. Bu yerda zarb kuch yordamida grunt qizdiruvchi ish jihozlar, demak traktor yoki burchak ekskavatorlar o'rnatilgan holatda amalga oshirilgan. Bu yerda mana qanday usulda zichlash amalga oshirish kerakligi ko'rsatilgan. O'sha yuk ko'tariladi, ma'lum bir balandlikka ko'tarilgandan keyin, demak 1 metr bo'ladimi, 2 metr bo'ladimi, 3 metr bo'ladimi, mana ko'tarilgandan keyin, demak o'sha yuk qo'yib yuboriladi, ya'ni o'zining og'irlik kuchi yordamida, demak tashaladi, natijada o'sha zichlash zonasi hosil bo'ladi va bu jarayon ketma-ket qayta-qayta nima qilinadi, amalga oshiriladi. Endi o'sha yukning kelib chiqishdan hamda o'sha zichlanadigan maydonning ahamiyatlilik jihatdan yoki bo'lmasa o'sha gruntning turidan kelib chiqqan holda imkoniyat darajasi bo'ladigan bo'lsa, o'zi odatda talab qo'yiladiku, demak o'sha zichlanishi kerak bo'lgan hududni qatlam qilib zichlash amalga oshirish maqsadga muvofiq deyiladi. Misol uchun o'sha 30-40 yoki bo'lmasa 50 santimetr, demak qatlam grunt to'kiladi va nima qilinadi? Dinamik usulda, demak o'sha yuk tashab zichlanishdan yo boshqatdan qatlam qilib o'sha grunt nima qilib to'kiladi va demak qatlam qilib zichlash amalga oshiriladi. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha kerakli bo'lgan qurilish kerak bo'lgan yoki zichlanish kerak bo'lgan maydonning ahamiyatliligidan kelib chiqqan holda amalga oshirish kerak bo'ladi. Misol uchun agarda kanallarning tubini yoki kanallarning yon devorlarini zichlash kerak bo'ladigan bo'lsa, unda misol uchun bir marta o'tishdan, demak amalga oshirish mumkin buni. O'sha kerakli bo'lgan zichlikni, o'sha yarim metrgacha bo'lgan zichlikni, demak bir o'tishda, demak zichlash amalga oshirish mumkin. Lekin katta o'sha suv omborlari bo'ladi, demak suv tovonlari bo'ladi, buning balandligi sizlar bilasizlarki, misol uchun 25, 30, 40 metrgacha bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Devorlarning qalinligi uni biz yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha 20 metr yoki 30 metrdan keyin tuproqni to'plab turib uni zichlatishni amalga oshiramiz. Shuning uchun uni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qatlam qilib tuproq to'kib, qatlam qilib nima qilish kerak? Zichlash ishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu mashina o'rnatilgan zarb beruvchi ish jihozi ham massasi, demak 1 tonnadan 3 tonnagacha bo'lib, ularni demak 1.5 metr balandlikka ko'tarib tashlash natijasida 50 kilojoulgacha nima berish mumkin? Energiya hosil qilish imkoniyati mavjud bo'lar ekan. Endi bu mashinadan, demak yuqorida aytib o'tganimizdek ekskavatorlardan dragline turdagi ekskavatorlardan foydalanish maqsadga muvofiq keladi, chunki dragline ekskavatorlarni bilasizlar, mexanik ishlaydi, o'sha troslar yordamida yoki bo'lmasam shkiflar yordamida nima qilinadi, ishlaydi. Birchinchi, hozirgi kunda zamonaviy ekskavatorlarimiz ko'pchiligi gidravlik usulda boshqariladigan ekskavator hisoblanadi. Draglaynlar mexanik usul, o'sha troslari demak o'sha yukni ko'tarib tushirishga, yukni tashlab yuborishga, yukning o'sha og'irligini o'zining hisobiga tushishiga imkoniyat beruvchi troslarda harakat qiladi. Uni mexanik boshqaruvga ega bo'lgan deb tushunamiz biz. To'g'rimi? Demak, o'shuning uchun odatda o'sha dinamik ishlash mashinalari ko'pchiligi o'sha draglay ekskavatorlar orqali amalga oshirilar ekan. Demak, uning demak o'sha draglaynning cho'michi olib qo'yiladi va o'rniga ilgak, kran ilgak o'rnatiladi va o'sha ilgakka nima qilinadi? Yuk osiladi. Va o'sha osilgan yuk o'zining zarbining hisobiga gruntni zichlash ishlarini amalga oshiradi. Demak, ular asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan. Demak, ekskavator, demak yurish jihozi, mana ko'rib turganlaringizdek, uning aylanish platformasi, uning kabinasi, po'lat orqalarini tutib turuvchi o'sha orqasida, demak o'sha barabanlardan tashkil topgan, yukni ko'taruvchi po'lat arqon hamda xartumdan tashkil va yuk tashkildi va xartumda, demak o'sha ma'lum bir o'sha shkiflar orqali, demak tros yukni ko'tarib tushadi.
Yine münazışlan zonası deyip etilgen demek zona köprüyalıydı. Bu demek ki her hal turda yukarıda deyip ettim. Bu şey yükünü koyduğa çürüş, böyle grudun turdan kep çıkan halde, bu şey kurulatken nemadan kep çıkan halde, kurulatken bu şey obyektten kep çıkan halde yük, bu şey taşlar, kötak taşlar, yük ağırlığı hem de kötarış balanslığının bakılmadı, tanlanır iken. Bana bir yerde yukarıda aytıp ettik. Bana bunda demek bu şey bir yarım 2 metre balandlıktan 1-3 tonla atrofta yük kotarmışlar dedi. Ya. Bu yerde var köprülerdi. Bu yerde 2-7 ton atrofta yük 3-7 metre balandlıktan dedi. Ne için? O şey yukarıda aytıp etkenimizde o şey katlanadigen, bütün onun zışlanadigen o şey numarın hudut mu? Zışlanadigen meydan yükü zışlanadigen inşaat mı? Turdan kep çıkan oldu. Onun ahamiyatlılığından, muhumluluğundan kep çıkan halde o şey yük, yükü bozan bağlılık tanımlar. Grunt'la 2-3 metre ben kalınlıkta zışlaş üçün demek. 2-3 metre kalınlıkta zışlaş üçün demek. O şey 2-7 tonla geçe bugün yük ne demek? 3-7 metre bağlılıkta ne kılış gerek olabilir? Taşlaş gerek olabilir. Ben yani taşlaş taraf bunlar. Bunda yok oldu demek. Tıntıge netçe merte ketme ket zarbe birladı. Demek bir metre mette ketme ket zarba bir neticesi de demek yukarıda etken de bu şey talepke erişiş mümkün iken. Şimdi yine bir tane hesap var. Bize dinamik zışlayış makinalarını demek hemen şöyle kullanabilmemiz. Dinamik zışlayış işlerini fakat yine mahsus suç ettirilen yerlerde kullanabiliriz. Lakin bu özgü yarışa bunun yap, özgü yarışa kemçelikleri mevcut. Misal için drenaj tranşaya kayıt ekme gruntunu dinamik zışlaşta ayrım taraflar becerilmedi. Misal için şunun için köpünce o şey drenaj tranşaya kayıt ekme etken pekte kemden kan fazla dinamik zışlayışlardan faydalanmasa odette dinamik zışlaş makinelerden bakılmaydı faydalanılması iken. Çünkü gruntun zışlaş drenaj tranşasının yukarı kısmı yani 0,8-1 metre amacı aşırıladı. Yani o şey bana drenaj tranşası deyip ola diyen bu şey demek 0,8-1 metrede demek amacı aşırıladı. Zışlaş katlamı demek drenaj himayelaşı için zışlaş katlamı zırhış metrelerden yukarıda buluş gerek. Bu ne demek? İşte drenaj tranşası da demek bu şey zışlaş katlamı. Ne makarış gerek oladı? Malum bir o şey drenaj kuğurunu zışlatken pekte o şey drenaj kuğur geçen ne makarış gerek? Zışlıkla hemen başlaş gerek olur. Yani bu yük bile bize drenaj kuğur geçen bugün zışlıkla hemen başlaş bulmamız. Çünkü bu yükünü taşla kat kurumuna gel. Yani zar plan taşla diyen bu zek drenaj kuğur geçen bakışım olur. Zarar yetkilişim sebebi. Şunun için birinci kemçilik bu şey zarar yetkilişim olur. Şu sebeple birinci demek drenaj kurulan zışlaşta bu türdeki makineden faydalanmasızlık talep koyuyor. Kengisi demek, drenaj tranşiyası devorlarla zışlaşın yani bana drenaj tranşiyasını zışlaş yapıyordu. Bu yüzden talep var. Bana bu sarı rengdeki demek ona toprak değil de bana bu demek strik rengdekisi demek kazılacağını yani zışlaştaki kullanım grup değil. Eğer de şu yükle taşıdığımız olsak bizler Mama oradaki ona toprak bile olsa zışlangan meydanda orasındaki mama bu orasındaki gruntunun nasıl birbirisi bile bağlanmasızlığı vücut çekilir. Bağlanmasızlığı vücut çekilir diyen bu şey soğurma dekkan çekilir. Olsa kışlak hoca ikinci soğur etken pekte bu şey demek zışlangan hudut bile nemanın ona grunt orasındaki bu şey birbirisi bile bağlanmayan cidden suyun sızılışı amalga oshadi va bu yerda nima qilinadi? Yani o'sha drenaj quvurining suv bilan to'lib qolish ehtimoli oshadi. Shu sababli yana bu bitta kamchilik bo'ladi. Yana bitta narsa bo'ladi. Demak, namligi bu yerda o'sha qayta ko'maytgan paytda 6-10% atrofida bo'ladi. Biz sizlar bilan aytdik 12-18% bo'lishi kerak. Gruntni zishlashga yaxshi zishlash uchun bo'lgan. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Buni 12-18% grunt namlashimiz kerak ya'ni ortiqcha xarajat ketadi unga ya'ni ortiqcha namlashishdan amalga oshirish kerak bo'ladi. Shu sababli ham demak bu usulni rad qilishadi. Keyingi transhiyada grunt zishlash uchun uni markazini mo'ljal olish o'ta murakkab. Ya'ni o'sha
Yükünü kütap taşı etken pette bana ben bu ekskavatör için maşiniz bu yükünü kütap taşı etmiş kütap taşı etken pette doğrudan doğru bana maşı tranşı yani içiye düşük gerek ben şimdi yük. Yük. Eğer de şunun içiye doğrudan doğru şu tranşı içiye düşük diyen olsa bu yük makladı tranşı yani yan devarlarını yanlış olup girer ve bunun artıkça zaman zarar ihtiyacımız. Şu sebeple bunun anaklığı yukarı bulmaya geldiği için bu tür derece demek dışlar demek önce faydalanmaz iken. Şimdi traktörge ilingen usulda. Traktörge ilingen usulda gel demek o şey büyük. Bana gördüğün schemada keltirgen bu yerde işte traktör bazası da gel demek o şey dinamik zıçlaş makinesinin korunuşu. Bu yerde bana gördüğün işte ikide 10. Vatman teki de gizlemek ikide işçi has. İşçi hızını kötü düşürüştüm demek bu yerde demek kreatif saatin mekanizma ve o şey mekanizma bir yerden ama tuttu maşiniz oturdu. Maşiniz oturdu demek ne kadar bir yerde redüktörünü boş karadı. Redüktörü boş karışı neticesi demek ben bu kur içinden ötken bana kur içinden ötken demek troz smartphone demek iki de işçi hızı yaparak ve nöbet ne kadar işime yük kötü düşürüldü. Şu usulda demek zıçlar işler ama görsler bir de yenilmelerden teşkil top kendine bu şey sım atma yani bize biraz diyeyim bu şey troz kengisi blok blokların vazifesi biraz bu şey trozların makulları bu şey aylanın üçü şikifem de büyüttüğümüzden demek gelen üçü şikifem blok kengisi demek yani kuğurun içi de bu şey yukarıda etmekken trozlar yürüyordu ve makulat işçi kuazını demek kötü bir çocuğa hizmet kıladı kengisi demek Türk uçları iken bu şey demek bir vasıta aldı dayı o şey nemana başkarucu mekanizmini hem de arka dayı yani yedinci demek işçi kuazı hizmet kılar iken. Bundan taşkar demek o şey bir vasıta traktör maşinist hareketlendirilen traktör. Bundan taşkar demek kuşlardan teşkil topluyor işçi kuazını kötü düşürücü kuşlardan teşkil topluyor hem de yük ve yöneltir geçtiğin vazifesi bir vasıta o şey ne kadar yükünü kayırga düşürüş gerektiğini yöneltirip bir ölçü demek mekanizm toplanıyor ki. Ahırda demek redüktör vazifesi olabilirse o şey mekanizm yükü bir vazifesi çok uzaklandı ne kadar bir tamamen iki bulmasın ikinci tamamen ama yöneltirip bir ilişki iki bulmasın tezleştirip iki sikirleştirip bir ilişki iki bulmasın arkaya yükü olduğun gibi eğlendirip bir ilişki hızını kılar iken. Şimdi bu yerde o şey slabladigen gruntning zıçlıgının tamamlanmagalligini ölçüvçi zıçlık ölçüş asbobları keltirilgen bu zamonaviy turdagi demek zıçlık ölçüş asbobu hisoblanadi bu. O şey bize aldılar student bildiğimiz doneri derdik. O şey doneri zıçlık ölçer asbabının demek zamanı türdeki skeletlerden bir yerde o şey dinamik usulde o şey bana köprü geldi izleyip o şey malum bir zıçlanış gerek bugün kudut diye koyuladı ve zıçlık bir vasıta özün bakılmalı keltirip kurradı. Bir yerden mesela o şey demek işçi kası koyuladı ve demek nima zıçlık o şey nimasi işçi kası kotarıp taşa uğradı ve kança miktarda demek o şey grunt ya botuşu bundan kuduşuna demek o şey gerekli bugün o şey zıçlaş gerekli bugün kudutu ornatırdı ve makal kotarıp koyu uğradı. O şey ağırlık küçüğünü o şey kança miktarda o şey kança santimetre kança milimetre demek grunt botuşu demek bu yerde demek ölçü alınadı ve ben köprü yerleri ölçüp bir vasıta şey elektrik hazır ki zamanı kurulmadan özü avtomatik ölçüde demek bu şey zıçlıgına demek grubun zıçlıgına akla ait birer. Bu yüzden kuduşun akla demek mahsus demek bu şey ekranı mevcut bugün bu şey ölçüş kurulması elektronik ölçüş kurulması ben bu şey köprü yerleri işçi kurası bu şey ben bu işçi kurası bu şey zıçlığın ölçüşü gerekli bir kudu ki ornatırdı ve yükü tatlı kuvarlar 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 da bu yerde bir şey yani grubun zıçlığı netçe geldiği netçe şey, bir metre kanca grup boyluğu ki o zaman grubun o şey nasıl zıçlığı kanca geldiği ki o zaman bir ölçü demek üst günü peki. Bu yerden kuduşuna kadar dinamik
usul da o'sha zichlikni o'lchovchi qurilma mana ko'priklar dedik g'ildirak arava sifat demak ma'lum bir burchakka demak qayriladi va o'sha yo'l qurilish sohasi bo'ladimi yoki bo'lmasam o'sha to'g'on qurilish sohasi bo'ladimi yoki bo'lmasam o'sha irrigatsiya gidrotexnik inshootlarni qurish sohasi bo'ladimi o'sha hududga demak o'sha ma'lum bir shu ish bilan shug'ullanuvchi demak operator nimani shu turdagi demak o'sha o'lchagichni plat nomerini demak oladi va kerakli bo'lgan o'sha hududga qo'yadi va o'lchab demak agarda zichlik kerakli miqdorga yetkazilgan bo'lsa demak o'sha kerakli belgisini qo'yadi agar zichlik demak kerakli miqdorga yetkazilmagan bo'lsa nima qiladi zichlash mashinasini chaqirib o'sha atrofda nima qilish kerak bo'ladi boshqa yoqdan zichlash ishlarini amalga oshirish kerakligini ko'rsatib berar ekan ho'p keyingisiga o'tadigan bo'lsak bu yerda endi dinamik zichlashning hisobi to'rtinchi rejamizda bor edi zichlashning demak hisobi keltirgan demak bu yerda o'sha kerakli bo'lgan demak qiymatlar keltirilgan grupni zarb kuchi yordamida zichlash mashinaning asosiy ko'rsatkichlari demak uning massasi hisoblanadi yuqorida aytib o'tdik sizlarga o'sha bir tonnalik bo'ladimi uch tonnalik bo'ladimi o'sha yuqorida qo'yib o'sha chuqurligi 2 metrgacha chuqurlikdagi zichlash ishlarini amalga oshirish kerak bo'lsa 7 tonnagacha bo'lgan yukni nima qilish kerak bo'ladi ko'tarib tushirish kerak bo'ladi demak o'sha yukning massasi zarb berish balandligi o'sha qancha balandlik ko'tarib tushirish kerakligi va demak o'sha zarb beruvchi ish jihozining gruntni zichlashdagi yuzasi keltirilgan bu yerda endi bundan tashqari demak zarb massasi va qalinlik hisobga oluvchi koeffitsient ham bor erkin tush tezlanishi ham bor to'g'rimi bu yerda ma'lum bir aniq qiymatli son ham bor demak o'sha yuqoridagi aytib o'tgandek o'sha yukning yerga o'sha gruntga botish yuzasi ham muhim ahamiyatga ega bo'lar ekan mana ko'rdingiz gruntga botish yuzasi qancha demak katta bo'ladigan bo'lsa i nima bo'ladi shuncha kichik bo'lar ekan agarda gruntga botish yuzasi qancha kichik bo'ladigan bo'lsa i shuncha nima bo'ladi katta chiqadi sizlar bilasizlar buni demak o'sha yuza qancha katta bo'ladigan bo'lsa i shuncha kichik bo'lishini demak oddiy arifmetik hisob kitobdan demak bilib olishingiz mumkin ekan endi gruntni zarb bilan zichlashda uning solishtirma impulsini tavsiya etgan qiymati 8000-9000 atrofida bo'lar ekan endi uni nima qilish kerak bo'ladi yuqoridagi mana mana bu qiymat demak 8000-9000 atrofida nima qilsa chiqsa demak maqsadga muvofiq bo'lar ekan yuk zarbi yordamida gruntni zichlashdagi faol qalinlik quyidagicha aniqlanadi faol qalinlikdan yuqorida aytib o'tganingizdek o'sha kerakli bo'lgan nima qalinlik o'sha zichlikning eng kerakli bo'lgan zichlik qancha qalinlikda bo'lishini bu forma orqali nima qilish mumkin bo'ladi topishimiz kerak bo'ladi bu yerda misol uchun mana b ham b minimum ko'prigan bo'lsa ish jihozining eni o'sha ish jihozining eni deganimiz o'sha gruntga botish kerak bo'lgan yuza o'sha yuqorida aytib o'tdik bu demak kvadrat shaklda bo'ladimi yoki bo'lmasam silindr sumon shaklda bo'ladimi yoki boshqacha shaklda bo'ladi o'sha demak materialning o'sha yukning demak eni bu yerda b va gruntning tabiiy va optimal namligi sizlar bilasizlar boya tabiiy namlikda 8-10% bo'lishi mumkin dedik boya optimal namlik biz uchun nima 12-18% bo'lishi kerak agarda tabiiy namlik past bo'ladigan bo'lsa nima qilishimiz kerak bo'lsa bo'ladi desa biz uni optimal nimaga namlikka yetkazishimiz kerak bo'ladi deb aytdik mana mana bu yerda demak natural logarifmda keltirilgan bu yana bilasizlar 71ga teng sizlar hammangiz bilasizlar buni demak bu yerda o'sha zarbdan solishtirma va chegaraviy impulslari keltirilgan ekan demak zarbni solishtirma va chegaraviy impuls impulsni bilasiz o'sha zarbning demak o'sha harakati belgilab beradi demak shularni demak hisob kitob qiymatlarini qo'yib hisoblaydigan bo'lsak bizga kerakli bo'lgan nimani beradi yuk zarbining gruntga botish qalinligi kelib chiqar ekan endi gruntni zichlash uchun kerakli bo'ladigan zarblar soni quyidagicha topiladi misol uchun yuqorida aytib o'tdik o'sha kerakli bo'lgan hududda aktiv bo'lgan o'sha demak hududning muhimligidan kelib chiqqan holda nima qilamiz
o'sha bir marta berishda, demak bir marta zarb berishda kerakli bo'lgan zichlikka erisha olamizmi yoki masalan 2 marta yoki 3 marta yoki 5 marta bitta nuqtaga nima qilishimiz kerak, zarb berishimiz kerakmi degan savol berildi-ga. Bu demak holatni, demak nechchi marta zarb berish kerakligini demak shu yerdan keltirib chiqaramiz. Demak bu yerda nima kerak bo'ladi? Buning optimal zichlik va turga bog'liq bo'lgan koeffitsient qo'yiladi berga. O'sha gruntning o'sha chegaraviy qiymat va optimal qiymati hamda yuqorida aytib o'tdik buni, demak nima impulslar o'sha soni, to'g'rimi? Demak bulardan kelib chiqqan holda o'sha bizlar nima belgilar ekanmiz, n-ni, ya'ni gruntni zichlar uchun kerak bo'ladigan zarblar sonini nima qilishimiz kerak, aniqlashimiz kerak bo'ladi. Sizlarga aytdim, agarda o'sha kanal devorlar, yon devori yoki masalan tub bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekskavator ish jihoziga o'rnatilgan zichlash mashinasi orqali demak bir o'tishda demak amalga oshirish mumkin bo'ladi. Lekin o'sha suv to'g'onlari bo'ladimi, suv ombori bo'ladimi yoki o'sha kerakli bo'lgan misol uchun o'sha aerodromlar bo'ladimi yoki muhim obyektlar bo'ladimi, demak bir o'tishda nima qilolmaymiz, kerakli bo'lgan zichlikka erisha olmaymiz. Uni 2-3 marta yoki bo'lmasam undan ko'proq nima qilishimiz mumkin bo'ladi, zichlash ishlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi bitta nuqtada deb aytdik, to'g'rimi? Demak o'sha necha marta zarb berish kerakligini shu formula orqali nima qilishimiz kerak bo'ladi, aniqlashimiz kerak bo'ladi ekan. Bundan tashqari zarb ish jihoziga ega bo'lgan grunt sochish mashinalarining ish unumdorligini quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sha ish unumdorlikni aniqlash formulasi keltirilgan. Sizlar bilasizlar, bu demak qiymat metr kub soat bilan belgilanadi ekan. O'sha bir soatdan qancha metr kub joy nima qilish kerak bo'ladi, zichlash kerak bo'ladi degan savolga shu formula orqali javob berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda b kerak bo'lsa o'sha ish jihozining eni, o'sha yuqorida aytib o'tdik, ish jihozining eni silindr simon bo'ladimi yoki bo'lmasam kvadrat bo'ladimi, to'rt burchak bo'ladimi, o'sha ish jihozining eni bu yerda. Mana bu v bo'ladigan mashinaning yurish tezligi. Mashinaning yurish tezligi ham yuqorida aytib o'tdik, o'sha zarb beruvchi enlar soniga bog'liq, to'g'rimi? Bitta joyda misol uchun bir marta zarb beradigan bo'lsa, demak uni yurish tezligi demak tezroq bo'lishi mumkin. Agarda bitta nuqtaga demak 2-3 marta zarb beradigan bo'lsak, uning yurish tezligi shunga yarasha nima bo'lishi mumkin, kamroq bo'lishi mumkin. Shu holatdan kelib chiqib, demak vmni nima qilishimiz kerak bo'ladi, aniqlashimiz kerak bo'lar ekan. Endi o'sha optimal demak balandlik h, n, v vaqtdan foydalanish koeffitsienti hamda mashinaning foydali ish koeffitsienti va bu yerda o'sha zarblar soni, yuqorida aytib o'tdik, buni topayotgan paytda bizga n kerak bo'ladi. Bitta zarbda beramizmi, 3tami, 5tami, shuni beramiz degan sonda berishimiz kerak. Bu yerda mashina tasvirida uch kuchni aniqlash uchun uning hisob chizmasi masshtabda chiziladi, unga barcha kuchlar o'z yelkalari bilan ko'rsatilib beradi. O'sha yuqorida aytib o'tdik, traktorga demak o'rnatilgan o'sha dinamik chizish mashinasi keltirildi. Shu bilan sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz nihoyasiga yetdi.